Salı gününden herkese selamlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Temizlik videosuyla açılışı yapıyoruz bakalım. Biliyorsunuz misafirlerim vardı, onlar gittiler. Ben de bahar temizliğimi, yaz temizliğimi yapmadığım için misafirlerim gelip gitmesini beklediğim için, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Onlar gittikten sonra büyük bir temizliğe kalkıştık bakalım. Biliyorsunuz yardımcı alabilirim demiştim. Aslında konuşmuştuk, dün gelecekti ama hani misafirlerimizin geç gitmesi dolayısıyla, hani evde misafir varken de gelemeyeceği için bugün sabah almıştık. Bugün sabahtan geldi, hemen süpürdü, sildi. Çok detaylı temizlik yaptırmadım, camlarım falan temizdi biliyorsunuz, camlarım, tüllerim. Sadece halılarım yıkamaya verilecekti ama kalabalık bir misafir ağırladığımız için bayağı bir dağılmıştı. Böyle dik köşe süpürdü, sildi. Rica ettim, koltuklarımı sildirdim. O koltukları silerken ben koltuk minderlerinin kılıflarını makine yaptım. Şimdi süpürgeyi kaldırmadık ki, bunu geçirirken kılıflar kurumuş. Biraz sonra kılıflarını takacağım ama takarken bir döküntü oluyor burada. Süpürgeyi özellikle tekrar çıkardım. Kılıfları geçireceğiz. Koltukları kapatmadım. Kurumasını bekliyorum. Cam açık, kapı açık. Bu şekilde salon halloldu. Onun dışında yıkamaya verilecek halılarımı topladım. Aradım halıcı, biraz sonra gelecek. Sabahtan aradım ama gün içerisinde geliriz dedi. Aynı zamanda yıkama yapan yer koltuk, halı, yatak, tüm temizliği yapıyormuş. Salon koltuklarını yıkatmayı düşünmedim çünkü temiz. Hani daha bir sene oldu zaten alalı. Sadece şöyle gelen bayana bir toz aldırdım. Çok detaylı bir temizlik bile değil. Kir bile çıkmadı yani, öyle söyleyeyim. Koltuklarım temizdi ama mutfak hem bulunduğu konumdan dolayı hem de Edirne'de de hiç yıkatmadım bunları. Sadece silmiştim ben. Bunları da yıkayacaklar. Fiyat görüşmedik. Bir arkadaşımdan aldım numarasını. Çok uygun fiyata yapmışlardı. Ben de çağırdım. Fiyat almadım ama gelsinler bakalım. Ona göre fiyat versinler. Şöyle buranın halısını attım hemen makineye. Hatta o çıktı. Ben dün sabahtan misafirlerim gitmeden biliyorsunuz çarşafları çıkarmışlardı, makineye attık falan demiştim. Çarşaflar falan yıkanmıştı zaten. Battaniyeyi kullanmışlardı iki tane. Onları yıkadım. Yastıkları yıkadım. Onlar kuruma aşamasında. Şimdi bunları kaldıracağım. Diğer balkonda çamaşır dolu bu arada. Balkon halısını çıkartacağım balkona. Bundan konuya geçiyorum. Mutfak dolaplarını da şöyle yüzünden bir sildi. Sonra Ceylin odası bu şekilde. Halısını çıkardım. Onu da halılar yıkanacak. Orhan'ın halılarını verdim. Koridordaki halıları ben yıkıyorum makinede. Mutfağın halısını yıkadım. O çıktı. Serilmeyi bekliyor. Biraz makine dinlensin. Koridordaki halıları atacağım. Dün Kemal'le beraber tuvaleti, banyoyu zaten yıkamıştık. Bu banyo paspaslarını falan yıkamıştım. Onlar kurudu. Hepsi temiz bir şekilde serilmeyi bekliyor. Koridor bu şekilde. Yatak odası şurada görüyorsunuz. Ütülenecek kıyafetler var. Çamaşırlığım dolu. Buranın camı tozlanmıştı. Bu camı da sildi sağ olsun. Yerler, işte bazanın altını çektik, süpürdük, sildik. Beraber ben de yardım ettim açıkçası. Hatta bana diyor ki keşke beni çağırmasaydın, kendin yapsaydın. Bu gece iki gecedir bayağı serin. Çocukların da kendim için de battaniyelerini çıkardım. Yatak örtüsünü de çıkardım bu şekilde. Öyle valla. Şuradaki halılar gitmeye bekliyor. Bunlar gidecek yıkamaya. Bunlar makinede yıkanmayı bekliyor. Öyle. İşimizin çoğunu halloldu. Bakalım. Ben de yoruldum. Yoruldum yani. Ne yalan söyleyeyim. Şurada mavi şeyin içerisinde benim Edirne'deki balkonda kullandığım sünger takımım var. Benim komşu yine tak 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 başladı. Biz onu balkonda bir sedir yapmıştık. Onun üzerine koyup oturuyorduk. Misafirler gelince onu böyle şuraya açtım. Ceylin bizim yanımızda yatmak zorunda kaldı. Ceylin orada yerde yattı. Hatta dedim ki sen benimle yat, baban yerde yatsın. Ama Ceylin kabul etmedi. O minderi böyle boylu boyunca serdik. Ceylin orada yattı. Biz Kemal'le zaten burada yattık. Orhan Ceylin odasına geçti. Orhan'ın odasında iki kişi kaldı. Salonda işte iki kişi ve çocuklar kaldı. Üç tane de çocuk vardı. Ama çocuklar vallahi maşallah çok akıllıydı. Hiç zararları yoktu. Öyle. Böyle bir şekilde ağırladık. Sonunda yine biz bize kaldık. Böyle. Bu arada dün pazartesi olduğunu ben unutmuşum. Ceylin'in okula gideceğini tamamen unutmuşum. Çocuk Allah'tan. Çünkü kınadan
Aslında çok geç gelmedik. Saat 10.30 falandı. Hatta ilk önce biz geldik. Akşam serinlemedi. Hani çalgıcılar falan da aldı. Kız tarafının misafirleri de aldı. Sadece işte kız tarafı ile erkek tarafı kaldı. Gelinin babası çalgıcıları bırakmaya gitti. Hani ben gelene kadar da bekleyin gitmeyin bir yere falan filan dedi. Kemal dedim ki ya biz niye bekliyoruz ki? Yani biz gitsek kimse darılmaz da gücenmez de. Bizimle gelmek isteyen varsa yine gelsin ama biz gidelim. Hem üşüdüm hem de komşularına falan gittik lavabo ihtiyacımız için. O yüzden eve gelmek istedim. Biz eve geldik. Hemen çorbamız vardı. Çorba ısıttık işte. Çaya dedim ki çay içmem lazım. Orada biliyorsunuz Doğu'nun kaçak çayı meşhurdur hani kaçak. Kaçak çay içerler. Ben de hiç sevmiyorum kaçak çay. Şimdi içemedim orada çayı. Eve geldim ki hani çay içmek istiyorum. Bir an önce çay içmek istiyorum diye. Çayı demledim. Sonra yatağa uzandım birazcık ısınayım diye. İçim geçmiş. Kemal diyor ki çay içmeyecek misin? Sonra o sırada dayısıyla yengesi gelmiş. Benim içim geçmiş. Hani onlar bir bardak çay falan içmişler. Damat da gelini, kardeşlerini falan çorba içmeye götürmüşler. Burada adetmiş. Kına gecesinden, düğünden sonra çorba içmeye gidilirlermiş. Ben de kalktım, bir bardak çay içtim, sonra tekrar direkt yattım. Yatış o yatış. Ertesi günün pazartesi olduğunu, çocuğun okula gideceğini tamamen aklımdan çıkmış. Unutmuşum. Saat 7'de Ceylin'i uyandırıyorum alarmını kurdun mu diye. Kurdum anne ben dedi. Gitti okulundan. Şimdilik memnunuz. Umarım memnun kalırız. Biliyorsunuz okul değişikliği yaptık. Ceylin 8. sınıfa geçti. Dershane mi, özel okul mu derken koleje göndermeye karar verdik. Burada hemen yürüme mesafesinde servis falan kullanmadan gidebileceği bir okul. Sabah kahvaltısı veriyorlar, öğlen yemeği veriyorlar. Tüm gün sabah 8'de okul açılıyor, 9'da ders başlıyor. 8 ile 9 arası kahvaltı saati. Çocukların öğlen yemeği veriyorlar. 16.40'da da okul tamamen bitiyor, eve geliyoruz. Güzel. Ben beğendim. Ceylin zaten sabahları çok iştahsız, size söylemiştim. Evet, çok nadir. Çok çok sevdiği şey olsa bile yani çok iştahsız yemek yer. Yürüyerek gidiyor. Yürüyerek gittiği için de bir açılma, bir enerji harcaması, bir acıkma oluyormuş. Oraya gidince de güzel kahvaltı yapıyorum diye. En çok ona sevindim. İnanın, özellikle okulda kantin yok. Bu tür abur cubur şeyler alıp yiyemiyorlar, tüketemiyorlar. O yüzden öğle yemeğinde çok sağlıklı bir şekilde yiyor. Yakın zamanda Ceylin'i böyle tombul tombul yanaklarla görürüz İstere. inşallah. Bu kadar sohbet yeter. Hadi buraya güneşe halıyı serelim. Kurusun. Yastık hemen kurudu. Battaniyeler de aynı şekilde. Puan halısı biraz zorluyor ama onlar kolay sığıyor. Şöyle ön yıkamasız yapıyorum. 40 derecede düşük ayarda da sıktırıyorum. Halıyı da serdim. Güneşte. Bu balkon bayağı sıcak şu anda. Hemen akşama kurur diye düşünüyorum. Bakalım. Özel bir deterjan mı yoksa? Karıştırıyoruz da alıp her Hmm. çeşit. Leke sökücü var, normal deterjan var, yumuşatıcı var.
Vallahi 2 dakikada yıkadılar, gittiler. Tertemiz oldu. Aslında çıkan suyu gösterecektim size. Hemen 2 dakikada bir içeri gittim. Gitmiş dökmüş ben görmeden. Orayı kaçırdık. Vallahi tertemiz oldu. Bir de şey, normalde bunlar oturuldukça çökmüştü yani, böyle pısmıştı. Islandığı için tekrar kabardı. Güzel oldu yani. Şimdi kuruyacaklar. Bu da böyle. Isladıkları yerleri de temizlediler. Bu arada koridordaki halını da çıktı makineden. Balkon dolu olduğu için buraya attım. Şimdi sıra diğerlerinde. Perşembe günden devam ediyoruz. Normalde yıkanan halılar bugün gelecekti. Ve benim yıkadığım halılar da ancak bugüne kurur diye. Dün hiçbir iş yapmadım. İşte öyle yemekti. Videonun editiyle uğraştım. Akşam oldu zaten dün. Hem de kendimi biraz dinlendirdim. Bugün de halılar gelecek, birazdan gelir. Yani öyle söyledi. 2 gün sonra getiririm dedi. Ben halıları serdim, sadece mutfak kaldı. Evi tekrar bir süpürdüm, sildim. Vallahi siliyorum. Hep aynı toz çıkıyor. Ben ne yapacağım böyle bilmiyorum. Her yeri kapalı tutmam lazım herhalde. Öyle, şu anda saatlerimiz 4'e doğru geliyor. Aslında böyle sakin durduğuma bakmayın. İnanın o kadar moralim bozuk, o kadar canım sıkkın. O kadar üzgünüm ki size anlatamam. Rabbim nankör insanlardan hepimizi korusun. Kurban olduğum Allah beni sürekli bu nankör insanlarla sınıyor. Muhtemelen bu sınavlardan ben kalıyorum ki sürekli Rabbim aynı sınava tabi tutuyor beni. Sürekli yani hayatta, bu hayatta sürekli bu sınav benim karşıma çıkıyor. Sürekli nankör insanlarla sınava tabi tutuluyorum. Allah'tan bu YouTube var. YouTube olmasaydı ben bunların hiçbirinden haberim olmazdı. Sinirden hala elim titriyor şu anda. Gerçekten şu anda kendimi bile hayret ediyorum ne kadar sakin göründüğüme. Sakin falan değilim. Buradan giderken Allah razı olsun, senin de 2 tane evladın var, Allah karşınıza iyi insanlar çıkarsın diyerek gittiler. Biz de onları, sizden de Allah razı olsun, siz de güle güle gidin diye gönderdik. Hiçbir şey yoktu buradan gidene kadar. Ki videoyu yükleyene kadar. Sabah bir kalktım. Ben çok fırsat bulamadım yorumlara bakmaya. Baktım yorum. Damadın teyzesi yorum yapmış. Benim bir tane takipçim var. Kadının yazdığı gayet normal bir yorum. Hiçbir şey yok. Kadın demiş ki, Esma Hanım demiş, bu hengamede en çok yorulan siz olmuşsunuzdur. Doğal olarak yani bu yorumda bir şey var mı? Hani hem ev sahibisiniz hem düğünle uğraşmışsınız diye bir yorum yapmış. Bu yorumda bir alınacak, kırılacak, darılacak bir şey var mı? Yok. Buna cevap olarak vay efendim, ben sırtımda taş mı taşımışım? Zaten insanlar oradan aç dönmüş. Pardon, sırtımda taş mı çekmemi bekliyordunuz? Eğer öyle bir ümitle geldiyseniz buraya, zaten kusura bakmayın, sizi hayal kırıklığına uğrattım. Taş çekmediğim için. Ama aç döndüm derseniz durun. Orada bir durun derim yani. Benim evime kimse gelip de aç dönmez. Benim nasıl misafirperver olduğumu, nasıl misafir ağırladığımı, nasıl yemekler yaptığımı zaten benden çok herkes bilir. Benim bunu söylememe gerek yok. Orada bir durun derim yani. Orada bir durun derim. Ki sen benim evime geldin mi? Onlarla beraber miydin? Sen burada neler yaşandı, nereden biliyorsun? Onların ne yaşadığını, benim ne yaşadığımı, bu evde ne yaşandı, nereden biliyorsun da sen? Bu kadar kendine emin bir şekilde konuşuyorsun. Yanında dedikodu mu yaptılar? Utanmadan. Evimde kalıp. Sana dedikodu mu yaptılar benim? Yazıklar olsun diyorum ya. Vallahi. Yani sadece yazıklar olsun diyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Ben bu nankör insanlardan bıktım. Böyle nankör insanlar benim hayatıma hiçbir şekilde dahil olmasınlar. Hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde istemiyorum. Sadece o kadar emeğime yazıklar olsun diyorum ya. Sadece bunu söylüyorum yani. Halısını da serdim. Şu villada kaldı sadece. O kaldırılacak. Sonra da işimiz bitiyor. Yıkamadan gelecek halılar henüz gelmedi. Onları bekliyorum. Onlar da gelince sererim. Nasıl yıkandığını da gösteririm. Temiz mi yıkamış, kirli mi yıkamış.
Normalde metresini 10 liradan yıkıyormuştu ama bize indirim yaptı. 7 liradan yıkadı. Burayı da annem arıyor da dönerim ben ona. Bu şeyleri de bu sandalye takımında 40 liradan yıkadı. Çok uygun. Gerçekten ben 100 lira falan diye düşünmüştüm ama 40 lira ne ki? Hiçbir şey. Çok da temiz yıkadılar. Güzel yıkadılar yani. Memnun kaldım. Yani benim gibi sakin bir insanı bile bu kadar delirttiler. Gerçekten. Hala böyle düşündükçe, aklıma geldikçe elim ayağım titriyor. Kemal arayıp arayıp soruyor ne yaptın sakinleştir mi diye ama sakinleşemiyorum bir türlü. Gerçekten sakinleşemiyorum. Bir de oraya gidip dedikodumu yapmak. Ne kadar ayıp bir şey ya. Ya hiçbir şey. Kuru pilav bile yesen, kuru ekmek bile yesen o söylenmez. Ben gittim de beni kuru ekmekle karşıladılar denilmez. Denilmez. Ben senin gelinin değilim, kızın değilim, bacın değilim. Ben senin dadının dadısıyım ya. Ben senin görümcenin geliniyim. Benim evimdeyse ben seni böyle ağırlarken böyle dedikodu yapmak ne kadar kötü, ne kadar üzücü bir şey ya. Çok ayıp ya. Çok ayıp gerçekten. Saati 7:30 yaptık, biz yemeğimizi falan yedik. Yarın akşam çaya misafirim var. Bugün Kemal'le bekçi olunca birkaçını bugünden yapayım istedim. Dün domates almıştım, bayağı fazla almışım. Şöyle tencereye tekrar domates sos yapıyorum, burada kaynıyor görüyorsunuz. Börek yapacağım, patatesli. Belki karışık da yapabilirim. Patates koydum buraya, sanıyor. Buraya da yapraklarımı çıkardım. Biliyorsunuz daha önce haşlamadan yapmıştım sarmayı. Ve pişmesi biraz uzun sürmüştü. Bu sefer haşlayıp yapayım istedim. Yapraklarım da burada haşlanıyor. Ben şimdi bir çay demledim. Çay içeceğim. Biraz sırtımı dinlendiririm. Yoruldum. Sonra da hem böreğimi hem sarmamı yaparım gece yatmadan. Sarmayı sadece sararım. Pişirmesi sabaha kalır belki. Hani geç saatte kalırsa. Böreği pişiririm de. Aman kaçma. Turşuluklar falan çıkmış bu arada ama biraz daha erken. Biraz zamanı geçsin. Geçen sene erken kurdum. Tekrar kuruyum diye bekledim, erteledim, erteledim. En son bitmesine yakın kurarım diye bir baktım turşuluk bitmişti. Biraz daha bekleyeyim şöyle bir 10-15 gün. Belki annem gelir o zamana kadar. Annem geldiği zaman Kemal diyor ki annem gelirse anneme kurduralım turşuyu. Bakalım. Eğer annem biraz daha geç gelecek olursa da kendim kurarım artık. Ama daha zamanı var, biraz daha erken. Ama domates turşusu yapmayı düşünüyorum. Bir türlü fırsat olmadığını yapmaya. Aslında bunu bu aslında bu domatesleri alırken yani çok aldım dedim ya alırken onu yaparım diye düşünmüştüm. Öyle içimden geçirmiştim ama bugün ona da fırsat yoktu. Hemen rondodan geçirdim. Sos yapayım bunda dedim. Artık tekrar domates alır domates turşusu yaparız böyle acı biberli, maydanozlu, sarımsaklı bildiğiniz turşu gibi oluyor. Kaynatmıyorsunuz. Daha önce geçen sene yapmıştım. Geçen seneden izleyenler bilir. Bugün Perşembe, yarın Cuma. Bu videoyu yarın yayınlayacağım. Gündüzki konuştuğum konuyla alakalı belki merak edip önceki videoyu görmek istersiniz, yorumlara bakmak istersiniz ama artık göremezsiniz çünkü videoyu sildim. Benim çok emeğim vardı. Aslında silsem mi silmesem çok kararsızdım ama en son dedim ki boş ver sil. Kurtul. Yani bütün yüklerinden kurtul. O yüzden sildim. O videoya ulaşamazsınız artık. Rabbim şu mübarek Cuma gecesinin hürmetine tüm sıkıntılarımızı gidersin inşallah. Allah bizlerden nankör insanları, halden anlamayanları uzak tutsun. Kurban olduğum Allah'ın da benim sınadığı son sınav olur inşallah bu konuyla alakalı. Ben artık burada videomu kapatayım. Belki yarın tekrar yeni bir video başlatırım. Misafir menüsüyle alakalı. Belki sizinle bir paylaşım yaparım. Bilmiyorum vallahi yarınki duruma bağlı. Sizleri seviyorum. Videoda sizi sıktıysam eğer kusuruma bakmayın. Kısa sürede tekrar görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın.